Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. 9. sınıf tarih yazılıya hazırlık kampıyla birlikteyiz. Birinci dönem birinci yazılıyla birlikte olacağız. Mükemmel sonuçlar elde edeceksiniz. Sizin için çok güzel çalışmalar hazırladık değerli arkadaşlarım. Ve hiçbir şekilde korkmayacaksınız. Ve güzel şekilde sonuçlar alacağınıza inanıyoruz. Hadi bakalım kemerleri bağlayın. Hız kesmeden başlayalım. Unutmuyorsunuz arkadaşlar bazılarınıza tarih dersi çok zor gelmiş olabilir. Ama emin olun ki tarih sizi hiç zorlamasın. Çünkü biz artık bunları soruları ele aldığımızda çok rahat bir şekilde yapabildiğini göreceksin. Ama önemli olan burada sensin. Çünkü çok iyi bir şekilde çalışman gerekiyor. Bu anlamda da Tonguç seni hiçbir şekilde yalnız bırakmadı. Ne yaptı peki Tonguç dersek? Senin için 9. sınıf Birinci dönem yazılı notlarını hazırladı. Hem birinci yazılı hem ikinci yazılı. Ve bütün konular yer almakta. Edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi konular bu yazılı notları içerisinde yer alıyor. Hemen şöyle bir bakalım. Tarihi açalım. Tarihi sayfaya geldiğimde bakın yazılı notları tarih birinci dönem birinci yazılı. Sayfa arkadaşlar 33'te göreceksiniz. Ve nitekim her türlü konuları da Tonguç bu kitapta ne yapmıştır? Ele alacak değerli arkadaşım. Şimdi geldim. Birinci dönemde neleri gördük? Tarih ve zaman. Yani birinci ünitede tarih ve zamanın ne olduğuna bakacağız önce. Şimdi bilmen gereken nokta ne? Tarih biliminin konusu ve kapsamı nedir? Önce bir tarihin ne olduğunu bilmem lazım. Tarih, insanoğlunun geçmişte yaşadığı olayları yer zaman göstererek ve belgelere dayandırdığı ve objektif bir şekilde ele alan bilim dalıdır. Yani bir şeyin tarih olabilmesi için insana ihtiyaç duymam lazım. Unutma, insan yoksa tarihte yoktur. Mesela Orta Asya'da göçler tarihi ilgilendirirken Orta Asya'nın dışındaki kuraklık coğrafyayı ilgilendirir. Yine tarihte biliminin diğer bilimlerle ilişkisi nedir dediğimde aklına tarihe yardımcı bilim dalları gelecek. Nedir peki tarihe yardımcı bilim dalı? Arkeoloji dersem kazı gelecek. Sosyoloji dersem toplum bilimi. Nümizmatik dersem para bilimi. Yine kimya dersek karbon 14 testi sayesinde kemiğin yaşının hesaplanması. Yine geldik arkadaşlar diplomatik nedir dersek devletler arası yanlaşmaları, fermanları ve beratları ne yapar? İnceler diyeceğiz. Epigrafya kitabe bilimi, etnografya kültür bilimi. Yine geldik arkadaşlar çeşitlendirelim biraz. Filoloji nedir dersek de dil bilimi gibi unsurları hocan sana soru olarak soracak. Aynı zamanda tarih öğrenmenin amacını ve yararlarını ne olduğunu, milletin bilincinin arttığını, kültürel geleceğe önemli katkılar sağladığı, geçmişten ders çıkarttığını da unutmayacaksın. Zaman ve takvim kavramlarını konu alacak. Yani Türklerin bugüne kadar kullandığı takvim çeşitlerini göreceksiniz. Yani Türkler İslamiyet kabul etmeden önce 12 hayvanlı Türk takvimini, İslamiyet kabul etmeleriyle birlikte Hicri takvimi ve Büyük Selçuklu Devleti'nde Celali takvimi, Osmanlı Devleti'nde Rumi takvim ve en son olarak da bugün kullandığımız Miladi takvimi ne yapmıştır? Türkler kullanacak. Yani unutmuyorsun arkadaşlar sana sorular gelecek ve benim sana da öğütlerim olacak. Neresinin çıkacağını sana ne yapacağım söyleyeceğim. Geldim ikinci üniteye geçtiğimde ise ikinci ünite seni biraz daha zorlamaya başlayacak. Neden dersek insanlığın ilk dönemleri konusunu ele Yani insanlar nasıl var oldu? İnsanlar nasıl hayatlarını devam ettirdiler? Nasıl bir toplum yapıları ortaya çıktı? Bunları aldık tek tek ele. Şimdi kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatını inceleyeceğiz. Yani genelde konar göçer bir toplum göreceksiniz. Avcı bir toplum göreceğiz. İnsanlar bu dönemde mağaralar içerisinde yaşamaya başlayacak. Ağaç kavuklarında yaşayacaklar. İlk sanat örneklerini vermeye başlıyorlar. Sonrasında ise obsidyen diye adlandırdığım taşı sivritmesiyle birlikte avcı bir toplum yapısına geçmiş. Ve sonrasında ise artık tarımsal faaliyetlerle birlikte insanoğlu yerleşik hayata yani üretici bir toplum yapısını ne yapıyor? Geçmekte. Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimle birlikte Artık tarih öncesi devirler kapanarak ve insanlığın ilk dönemleri diye adlandırdığım ilk çağlar ne yaptı? Ortaya çıktı. İlk çağda yeryüzünde belli başlı medeniyet havzaları yani önce Mezopotamya bölgesine göreceğiz. Sümerleri göreceksin. Sümerlerin kurduğu şehir devletlerini yani şehir devletlerinin olduğu yerde merkezi otoritenin olmamadığını, bu sitenin yöneticilerine patasi ya da ensi kavramının verildiğini, piktografik diye adlandırdığımız çivi yazısını ne yaptıklarını, icat ettiklerini, yine tanrıları için zigurat adı verilen tapınakları yaptıklarını, tıklarını ve dünyanın ilk hukuk kurallarını da Sümerlerin yaptığını unutmayacaksın. Şöyle genel hattıyla bahsedelim. Sorabilme ihtimalleri olan yerlerden bir tanesi. Hititlerden bahsedelim. Hititler arkadaşlar bugün Çorum bölgesinde kuruldular. Yani başkentleri Hattuşaş bölgesi. Boğazköy diye adlandırılıyor. Kızılırmak bir çevresinde kurulmuşlar. Temel geçim kaynakları tarım. Tarımın yanı sıra arkadaşlar köleci bir toplum yapısı ve çok tanrılı bir inanç yapısı var. Çünkü ülkelerine bin tanrılı il adı vermişler. Yine geldim. Pankuş adında neyleri vardır? Meclisleri var. Arkadaşlar kralın eşleri olan tavananlar da yönetimde söz sahibidir. Evlenme, boşanma, miras bırakma gibi konular Hititlerde ne yapmıştır? E, görülür değerli arkadaşlar. Yine Lidyalılar neyi icat edecekler? Parayı icat edecekler. Yine ticarette uğraşacaklar. Kral yolunu kullanmışlardır. Yine geldim arkadaşlar bir diğer önemli uygarlığım hangisidir dersek Frigler. Frigler de önemli noktalardan bir tanesi kanunları oldukça serttir. Temel geçim kaynakları tarımdır. Öküzü öldürürsen, öküzün sabanını kırarsan senin cezan ölümdür diye adlandırmış. Aynı zamanda ilk çağda coğrafi ve iklimin insanlara hayat ve geçim tarzı üzerinde Belirici etkilerini yani artık göçebe yaşam tarzını bırakarak tarımsal faaliyetleri geçtiğini göreceğiz. İlk çağda hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dini ve beşeri faktörleri konu alacağız arkadaşlar. Yani aristokratik sınıfını yine aristokratik sınıfının yanı sıra buradaki dinsel ve beşeri kaynakların önemli noktalarını ele alıyoruz. Şimdi kemerlerini bağla. İlk olarak boşluk doldurmayla başlayacağız. Şimdi unutma. Önce buranın bir esesini al. Esesini aldıktan sonra de ki, ben hocam burayla ilgili soru sorabilir. Şimdi aşağıda verilen boşlukları tek tek beraber dolduralım. İnsanların meydana getirdiği faaliyetler, değişimler ve eserler nokta nokta içinde yer alır. Yani neyin içinde yer alır dersek tabii ki tarihin içinde ne yapmakta? Yer almakta. İki, olayın geçtiği döneme ait belge ve buluntular, kitabe, abide, arkeolojik buluntu, para ve kavramlar nokta nokta kaynaklardır. Kaçıncı el kaynaklardır dersem birinci el ne olarak bileceksiniz? kaynaklar olarak bileceğiz. Yani unutma değerli arkadaşım kesin bir soru gelecek birinci el kaynaklarla ilgili sana soru. Bakın unutmuyorsun kısa bir örnek vereceğim sana. Birinci el kaynak nedir dersem o döneme ait bulunmuş orijinal eser. Ama o döneme ait bulunmuş orijinal eserle ilgili bir yorum yaptım, bir kitap hazırladım, bir makale yayınladıysam eğer o ikinci el kaynak olacak. Üçe geldim. Kazı yoluyla toprak ve su altındaki maddi kalıntıları ortaya çıkaran tarihe yardımcı bilim dalı nokta nokta noktadır. Tabii ki arkadaşlar hangisi gelecek aklınıza? Tabii ki kazı bilimi arkeoloji olarak ne yapacaksınız bileceğiz. Eski madeni paraları inceler. Hangisiydi arkadaşlar? Nümis Matik diye adlandıracaksınız. Geldim. Beş dünyanın ilk köy yerleşimidir. Bak unutma arkadaşlar kesin bir soru ne yapacak buradan çıkacak. Dünyanın ilk köy yerleşim yeri neresidir dersek Diyarbakır bölgesinde bulunan Çayönü bölgesi olarak ne yapacağız bileceksiniz. Geldim devam ettim. Lidyalıların başkenti Sardes'ten Susa kadar uzanan ticaret yoluna nokta 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 yolu denir. Yani arkadaşlar hangi yol diyorsunuz? Kral Yolu olarak biliyoruz. 7. Dünya tarihinde yazıyı bularak tarihi devirlere geçmesini sağlayan uygarlık nokta noktadır. Tabii ki arkadaşlar kimlerdir diyoruz. Sümerliler olarak ne yapılmakta bilinmekte. 8. Tarihte devletlerin kullandığı armaları inceleyen bilim dalına nokta 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 denir. Tabii ki ne denir arkadaşlar? Heraldik diyeceksiniz. Bakın o zaman demek ki heraldiğin görevi nedir dersek de armaları ne yapmaktadır? İncelemektedir diyoruz. 9'a geldiğimde İslamiyet'ten önce Türklerin kullandığı takvim nokta 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 takvimdir. Unutma İslamiyet'e geçtiğimde hangi takvim kullanıyordum? Hicri'yi. Hicri'nin öncesindeki kullandığım takvim nedir dersek? Acayip hayvanlara benzirsen diyeceğim. Yani 12 hayvanlı Türk takvimi. Bakın mantığı buradan kur. Acayip hayvanlara benzirsen İslamiyet'i kabul etmeden önce. Yani 12 hayvanlı Türk takvimi. Ona geldim. Anadolu'da kurulan ilk medeniyet. Eti, Eti, Eti. Yani kim arkadaşlar? Tabii ki Hititler. Hititlerin diğer isminde neymiş arkadaşlar? Eti olarak ne yapılır? Bilinir diyoruz. Şimdi geldim. Doğru ve yanlışa bakalım. Tarihte kesinlik vardır. Doğru var mı? Yanlış var mı? Baktığımızda arkadaşlar tarihte kesinlik yoktur. Bulacağım yeni belgeler eski belgeleri ne yapabilir? değiştirebilir. O yüzden de tarihte kesinlikten bahsedemem. 2. Halil İnalcık Devleti Aliye kitabı birinci el kaynaktır. Yine x'imi koydum. Yani yanlıştır. Bakın Halil İnalcık yazmış bunu. Yani yorumunu katmış. O yüzden de birinci el kaynak olmaz arkadaşlar. İkinci el kaynak olur. Soruyu değiştirseydim. Roma dönemine ait paralar bulunmuştur. Ve ikinci el kaynak birinci el kaynaktır dersem o zaman doğru olurdu. 3. Bereketli Hilal diye adlandırılan yer Mezopotamya'dır. Hemen bu sefer tıkımı attım arkadaşlar. Unutmuyorsun bereketli hilal diye adlandırdığım yer Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki bölgeye bir hilal gibi çevrildiği için de tarihçiler burayı bereketli hilal bölgesi olarak ne yapılır adlandırır diyoruz. 4. Zaman ve takvim bilimi antropolojidir. Zaman ve takvim bilimi antropoloji değil kronolojidir değerli arkadaşlar. Ama antropoloji neyi inceler dersek ırklarını ne yapmaktadır? incelemektedir. Beşe geldiğimde tarih öncesi dönemleri üç çağ sistemi denir. Evet arkadaşlar tarih öncesi dönemleri üç çağ sistemi denir. Ve ben kaça ayırıyorum bunları? Üç kısma ayırıyordum. Ve kullandığım araçlar ve gereçler önemliydi. Nedir peki dersek bu? Taş devri ve sonrasında da maden devri diye adlandıracağım. Taş devrini eski orta ve yeni olarak adlandırırken maden devrini ise değerli arkadaşlarım bakır, tunç ve demir olarak ne yapılır? Bilinir. Ve sonrasında Sümerlerin yazıyı bulmasıyla birlikte insanlar ilk çağ dönemlerine ne yapmıştır? Geçmiştir diyeceğiz. 6. tarihi devirler yazının icadıyla başlar. Evet, Sümerlerin yazıyı bulmasıyla birlikte tarihi devirler ne yapmıştır? Başlayacak. 7. milat Hz. İsa'nın doğumu ile başlar. Evet değerli arkadaşlar, unutmayın şöyle hemen bir çizgi çekelim. Hz. İsa'nın doğumunu ne olarak kabul ediyordum? Sıfır, Hz. İsa'nın doğumu öncesine ben ne diyecektim? Milattan önce, doğumu sonrasına ise milattan sonra kavramıyla kullanılır. Yani buna da yine ne diyoruz? doğru kabul edeceğiz. 8. Dünyanın bilinen ilk ibadet yeri çay önüdür. Hemen eledim arkadaşlar. Dünyanın ilk ibadet yeri çay önü değil, Göbekli Tepe olarak bilinir. Yani o zaman ne diyorum? X'imi de buraya ne yaptım? Koydum. Geldim 9'a. Tarihi olaylar değerlendirirken günümüz koşullarına göre değerlendirir. Ben buna kızarım hemen çarpıyı koyarım. Neden? Tarihi devirler o dönemin şartlarına ve o dönemin imkanlarına göre ne yapılmalıdır? Değerlendirilmeli. Eğer günümüz koşullarına göre biz bunu ele alırsak eğer orijinal bir şeyden ne yapamayız tarihten bahsedemezsiniz değerli arkadaşlar. Geldim ona. Mısır uygarlığına tanrı kral anlayışı vardır. Yani bir nevi firavunluk mu vardır? Evet firavunluk vardır. O yüzden de unutmuyorsun Mısırların kullandığı sisteme tanrı kral yani firavun adını yapılır verilir diyoruz. Şimdi geldim eşleştirmeme. Şimdi burayla ilgili 9 sorudan bir tanesi arkadaşlar %100 soru olarak ne yapacak? Gelecek. Anlaşıldı mı değerli arkadaşlarım? %100 soru geleceğine inanıyoruz biz buradan. O yüzden de burayı dikkatli dinlemeni ne yapıyorum? istiyorum. Hatta buranın neyini de alabilirsin? Sesini de alabilirsin değerli arkadaşım. Şimdi geldim. Aşağıda verilen bilgilerle birbirleriyle eşleştirmemiz lazım. Türklerin İslamiyet'le birlikte kullandığı takvimdir. Şöyle hemen baktım. Hangisi olabilir arkadaşlar? Türklerin İslamiyet'i kabul etmesiyle burada Hicri'yi gördüm. O zaman bire neyi yerleştiriyoruz? B şıkkını yerleştirdik. Geldim iki. Ye. Hititlerde kralın eşlerine verilen addır. Ne deniyordu arkadaşlar Hitlerin eşlerine? Taban Anna adı verilir. Hemen E'de gördüm bunu. İkiye de o zaman neyi yerleştireceğim? E'yi yerleştiriyorum. Geldim üçe. Ye. Dünyanın ilk ibadet yeridir. Dünyanın ilk ibadet yeri dediğim zaman da aklımıza Göbekli Tepe gelecek. O zaman A'yı da nereye yerleştiriyoruz? 3'e yerleştireceğiz. 4. Belli bir kısmı toprağa gömülü ve yuvarlak planlı kulübe şeklinde barınaklara denir. Hatta bugün İzmir bölgesinde bulunmuştur. Biz bu yapı çeşitlerine de ki unutma hemen buraya bir yıldız koyayım. Hocan soru olarak sorabilir. Biz buna megaron tipli evler diyeceğiz. Yani C diyorsunuz. 5. Dünyanın bilinen ilk alfabesini yapmışlardır. Dünyanın bilinen ilk alfabesini kim yapmıştır dersek de Fenike uygarlığı yapacak. O yüzden de 5'e D'yi ne yaptık yerleştirdik. Matematikçiler sıfırı ilk defa kullanmışlardır ama değer vermemişlerdir. Peki hangi uygarlıktır bu dersek de Hint uygarlığı diyeceğiz. Yani G'yi de buraya ne yaptım 6'ya yerleştirdim. Anadolu'ya ticaret sayesinde yazıyı getirerek Anadolu'da tarihi devirlerin başlamasını sağlamışlardır. Peki Anadolu'ya tarihi devirleri başlatan uygarlık hangisidir dersek de Asurlular diye adlandıracaksınız değerli arkadaşlarım. Hemen burada da F'yi ne yaptık gördük. 8. İnsanlık tarihinde ilk kez madeni parayı bastırmışlardır. Peki bunlar kim olacak? Lidyalılar diyeceksiniz. Yani I diyeceğiz arkadaşlar. Orta Asya bölgesinde Türklere ticareti öğreten tüccar topluluktur. Türklere ticareti öğreten tüccar topluluk kimdir dersek soğutlu tüccarlardır. Yani H şıkkında ne yaptım ben buraya yerleştirdim candır. Şimdi geldim doğru yanlışımıza devam ediyoruz. Bir tarihte kesinlik yoktur her zaman belgelere muhtaçtır. Hemen yeşili gördüm tık attım. Bak unutma. Hocan burayla ilgili kesin bir soru soracak sana. Unutmuyorsun değerli arkadaşlarım. Geldim iki. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u 15. yüzyılın birinci yarısında fethetti. Ha şimdi hesaplama yapacağız değil mi? Arkadaşlar unutmuyorsunuz Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u ne zaman fethetmişti? 1453 yılında. Hatırlayın dört taneyi gördüğümde artı bir koymuştum. Hemen ben buraya dedim ki 15. yüzyıl diye adlandırdım. Hatırla sınırı şöyle bir çektim. Yüzyıl için dörde böldük. Ne dediniz? 24'te devir attı. Sonrasında 49 dedim. Sonrasında da 74 dedim. Şimdi bana dedi ki. 1453 dedi. 53'e baktığım zaman nereye denk gelmekte? Yani 1, 2, ve 3. Yani demek ki Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u arkadaşlar birinci yarıda değil üçüncü yarıda ne yapmıştır? Fethedecek. O zaman hemen buraya da arkadaşlar yanlışını yaptım? Yerleştirdim. Üç toplumların kültürlerini inceleyen bilim dalına nümizmatik denir. Hemen zıt dedim arkadaşlar yanlış dedim nümizmatik neyleri inceliyordu paraları inceleyecek aklına da nereden gelsin dersek bankamatikten gelsin. Bankamatik nümizmatik yani bankamatikten para çekiyorsun nümizmatikte neyi inceliyor parayı inceliyor diyeceğiz. Dörde geldim dünyanın ilk ibadet yeri çatal höyüktür. Hmm. Ne diyeceksin cevap ver hemen tık koydun yanlış diyeceksin buna. Niye? Çünkü arkadaşlar dünyanın ilk ibadet yeri Göbekli Tepe'dir. Ama dünyanın ilk şehir yerleşimini sorsaydı eğer çatal öğük derdin ve doğru işaret derdin. O yüzden yanlış diyeceksin. 5. Günümüzde üç farklı takvim kullanılmaktadır. Yine yanlış koydum. Günümüzde iki farklı takvim kullanılıyor. Yani bir dini günleri belirleyebilmek ve dini bayramları belirleyebilmek için hicri takvim ve daha sonrasında günlük hayatımızı devam ettirebilmek için hicri takvim yani günümüzde iki farklı takvim kullanacağız. 6. bereketli hilal diye adlandırılan yer Mezopotamya bölgesidir. Hemen bu sefer doğruyu yakaladım arkadaşlar. Bereketli hilal eşittir Mezopotamya. 7. Hindistan'daki kas sistemine göre insanlar sınıfa ayrılmıştır. Evet arkadaşlar hatırlayın. Brahmanlar, kısa değerler, paryalar arkadaşlar gibi unsurlar vardı. Ve hatırlayın bir parça vardı. İşçisin sen, işçi kal. Yani ben sınıflar arasını yapamıyordum. Geçiş yapamayacaktım. O yüzden de sınıflarına yaptım ben ayırdım. Doğru olarak kabul ettim. 8. Dünyanın bilinen ilk anayasasını Babil Kralı Hamur abi hazırlamıştır. Evet biz buna kısasa kısas diyeceğiz. Yani sahil ile hırsızlık yaparsan sahilini ne yaparım? Keserim olgusu önemli olacak. O yüzden de doğru olarak kabul edeceğiz. 9. Yunanların kurduğu şehir devletlerine site adı verilir. Yunanların kurduğu şehir devletleri değildi site. Sümerlerin kurduğu şehir devletleridir de site. Ama Yunanların kurduğu şehir devletlerine ne diyeceğiz dersek polis olarak ne yapılmakta bilinmekte diyoruz. Geldim ona. Kağıt, matbaa, barut ve pusulayı Persler bulmuştur. Kağıt, matbaa, barut ve pusulayı kimler bulmuştur dersek de aklınıza Çinliler gelecek. Yani Çinliler dışında arkadaşlar Persler ne yapmıştır dersek dünyanın ilk arkadaşlar posta teşkilatını kurmuşlar ve böylece merkezi bir otorite sağlayarak ülkeye önemli noktada yönetmişlerdir. Hatta Yunan uygarlığını yıkmış Yunan uygarlığını yıkması üzerine Büyük İskender'de sefere çıkarak Pers İmparatorluğunu ortadan kaldırdı. Şimdi geldim sorularımıza bakalım tek tek. Anlata anlata gidelim, şıklardan gidelim. Orta Asya'da Türk tarihi ile ilgili bir araştırma yapmak isteyen Tayfun, Türk yazıtlarını okumak için aşağıdaki bilim dallarının hangisine faydalanmalıdır? A. Arkeoloji, B. Diplomasi, C. Epigrafi, D. Antropoloji, E. Nümizmatik. Nümizmatiğe bakalım. Nümizmatik hatırlayın bankamatikten gelsin dedim aklına. Ve arkadaşlar Bankamatik eşittir numizmatik. O zaman demek ki bu parayla ilgileniyor. Şimdi senden bir şey istiyorum. Hemen telefonunu al, buranın bir esesini al. Niye? Çünkü bu bilim dallarıyla ilgili öğretmenin sana soru soracak. Geldim D'ye. Antropoloji. Antropolojinde ise arkadaşlar ırklar ne yapılmakta? incelenmekte. C. Epigrafi. Epigrafi ise arkadaşlar unutmuyorsunuz. Yazıtları okumak için bakın yazıttan bahsediyor. Epigrafik kitabe bilimi. Sonrasına geldim B diplomasi arkadaşlar. Diplomasinin özelliği nedir dersek yazılı antlaşmaları ne yapmaktadır? İncelemektedir. E arkeoloji ise kazı biliminden bahsetmiş. Biraz ucu açık bir soru oldu arkadaşlar. O yüzden de siz kitabe diye kavramdan bahsettiği için ne diyeceksiniz? Epigrafi olarak ele alacağız. Ama eski yazıları inceler ederseydi aklına hangisi gelecekti? paleografya olarak ne yapacağız? Adlandıracaksın. Bak paleografya eski yazı inceleyecek. Epigrafi ise kitabeyi ne yapar? İnceler diyorsun. Geldim bir diğer sorumuza. Tarihte çivi yazısını bularak tarihi devirlere geçmesini sağlayan uygarlık Aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ben bu uygarlıkları tek tek açacağım. Özelliklerin de ne olduğunu bir söyleyeceğim. Sen de bu kısımları unutmayacaksın. Babiller. Babil dediğim zaman Mezopotamya bölgesinde kurulmuş önemli bir uygarlık. Hamur abi gelsin aklına. Hamur abi dediğim zaman aklına ne gelecek dersem kısasa kısas kanunlar. Yani hamur abi kanunları. Ne yapıyor peki dersek? Sağ hırsızlık yaparsan sağ sol gözüyle arkadaşlar yan bakarsan sol gözünü oyarım. Yani kısasa kısas diyeceksiniz. Geldim Urartulara. Bugün Van bölgesinde kurulmuşlardır ki Van'a da buradan selam olsun değerli arkadaşlarım. Urartular Van bölgesinde kuruldular. Madencilikle, tarımla ve hayvancılıkla uğraşmışlardır. Yine bileceğim önemli şeklerden birisi oda şeklinde mezarları var. Yorum yapalım. Oda şeklinde mezarlar varsa ölümden sonra ne inancı vardır? Yaşam inancı olacak. Geldim Hitit uygarlığına. Bugün Çorum bölgesinde kurulmuşlardır. Yani başkentleri Hattuşaş bölgesidir. Ve bu Hattuşaş'tan sonrasında temel geçim kaynakları tarıma dayanacak. Tarımın yanı sıra madencilik anlamında da gelişmiş. Yine krallar arkadaşlar seferde olmadığı sürece yönetime tavananla müdahale etmiş. Yine devletin sorunlarını görüşebilmek için Pankuş adında meclis kurmuşlardır. Şimdi dikkatini çekmeni istiyorum. Ama bunlar ülkelerine bin tanrılı il demişler ve krallar tanrılarından korktukları için Anal adı verilen yıllıkları yazmışlar ve böylece arkadaşlar objektif tarih yazıcılığı ne yap Hititler başlatmıştır diyeceğiz. Geldim Sümerlere. Sümerler arkadaşlar dünya tarihinin bilinen ilk uygarlığı olarak kabul edilmekte. Site şeklinde de şehir devletleri vardır. Bu siteleri kimler yönetir dersek Patasi ya da Ensi diye adlandırdığım variler ne yapacak denetleyecek. Aynı zamanda bunlar Zigurat adı verilen bir tapınak yapınak bu tapınağı üç kısma ayırmışlar. En altta tahıl ambarı, orta katta ibadet yeri, en üstünde ise gözlem evini kurmuşlar ve gözleme sayesinde ilk kez ay esaslı takvimi icat ettiler. Geldim E'ye Asurlulara. Asurlular arkadaşlar önemli bir uygarlık. Neden dersek? Anadolu'nun önemli bir noktasına getirecek çünkü. Asurlar arkadaşlar ilk kolonijini yani kara kolonijini kurmuşlar. Ve böylece Anadolu'ya Karum adı verilen ticaret merkezleri kurmuşlar. Ve bu ticaret merkezleri sayesinde Kayseri Kültepe mevkisinde bulunan kil tabletlerini yapmışlar. Ve böylece Anadolu otomatik neye geçmiştir? Yazıya geçecek. O yüzden de arkadaşlar tarihi devirler başlayacak dedik. Ama bana neyi sordu? Tarihi devirleri geçilmesini sağlayan ama tarihte çivi yazısını bularak tarihi devirlerin geçmesini sağlayan demiş. O zaman cevabımız ne olacak? Tabii ki Sümerler olarak adlandıracaksın. Bak Asurlar Anadolu'da geçilmesini sağlamış. Ama Sümerler de şimdi diyor ki dünyada arkadaşlar tarih devlerin geçmesini sağladı. O yüzden Sümerler diye adlandıracağız. Evet bir diğer sorumuza gelelim. Tarihe kaynaklık eden yukarıdaki malzemelerin hangilerinden diğerlerine göre daha kapsamlı ve kesin bilgiler elde edilebilir? Ha şimdi unutma söz uçar yazı kalır. Demek ki yazısal noktalarım arkadaşlar benim için önemli, kalıcı ve kesin bilgiler elde edebileceğim bir şey. Şöyle bir düşün. Paranın üstünde yazı var mı? Var. Tıkı koydum. O zaman demek ki kesin bilgiler elde edebilirim. Heykeller. Tam anlamıyla ne yapamam? Bilgi edinemeyebilirim. Ama kitabeler yine o döneme ait yazılmış azılı eserler midir? Evet. O zaman doğuracağımız ne olarak kabul edeceksiniz? 1 ve 3 olarak adlandıracağız. Yani C şıkkı diyoruz. Geldim bir diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi bir tarihçinin araştırma alanına girmez? A. İvris kabartmaları. B. Pamukkale traventerleri. C. Efes antik kenti. D. Karayin mağarası resimleri. E. Kabartma yazıları. Bak unutma. Aklına ne gelecek dedim. Tarihin olabilmesi için tabii ki insana ihtiyaç duyacaksın. Yani insanın olmadığı yerde ne olmaz? Tarih olmaz. Şöyle bir bak bakayım. Şöyle bir düşün. Hangisinde insan yok? Tabii ki sesinizi duyuyor gibiyim. Pamuk kale tramenterleri değil mi arkadaşlar? Çünkü bu bizi ilgilendirmiyor. Kimi ilgilendiriyor dersek coğrafya ilgilendirir. O yüzden de doğru cevabımızı B şıkkı diye ele alacaksınız. Geldim bir diğer sorumuza. Tarih bilimine kültür anlamında yarar sağlayan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Hemen esas al. Niye? Çünkü beş tane sorudan bir tanesini sana şıklardan birini hocan soru olarak sorabilir. Merak etme biz bunların hepsini tek tek açacağız. Şimdi ilk olarak A etnografya, B numizmatik, C paleografya, D epigrafi, E arkeoloji. Bana neyi sormuş? Kültürü incelemesi gerekiyor. Şimdi kültür dediğim zaman aklına bir müze gelsin. Etnografya müzesi yani kültürsel noktaları inceleyen bir müze. O zaman doğru cevabımızı bulduk. Kültür inceleyen bilim dalı etnografya. Diğerlerini ne inceliyordu? Nümizmatik, bak bankamatik, parayı inceleyeceğim. Geldim C paleografya, eski yazıyı inceleyeceğim. Geldim D epigrafi, kitabeleri inceleyeceğiz. E arkeoloji, kazı çalışmaları yapan bilim dalı. O zaman kültürü sorduğu için doğru cevabımızı A şıkkı olarak değerlendireceksiniz. Gelin bir diğer soruya, yukarıda verilen bilgilerden hangileri Sümerlere ait doğru bir bilgidir demiş. Bir çivi yazısını bulmuşlardır. Evet değerli arkadaşlar çivi yazısını bulacaklar. İki, iç kavimlerini ay yılına göre hesapladılar. Şimdi o zaman ay yılına göre arkadaşlar şunu bileceksiniz, ay esaslı bir takvim oluşturmuşlardır. O zaman ben yine bunu arkadaşlar ne olarak kabul ediyorum? Doğru olarak kabul edeceğim. Üç, kara kolonilerini kurmuşlardır. Hayır kara kolonilerini kimler kurmuştu? Asurlu tüccarlar kurmuştu. O yüzden de doğru C olarak alacaksınız. 2'yi de şu şekilde duracaksınız. Ay esasını neyi hesapladılar? Takmi hesapladılar diyeceksiniz. Unutmuyorsunuz. Bu da Sümerlerin bilinen en önemli noktalarından bir tanesi. Şimdi geldim bir diğer sorumuza. İnsanlık tarihinde ilk çağlarda çok tanrı inanç yapısı hakimdi. Dünyada ilk semavi din İbranilere inmiştir. Verilen bilgilere göre İbranilere inen semavi din hangisidir? Yani ilk dini inancı soruyor bize. A. Hristiyanlık, B. Müslümanlık, C. Musevilik, D. Budizm, E. Teoizm. Değerli arkadaşlar Hristiyanlık Hazreti İsa'ya inecek. Yani bu değil. Sonrasında geldim. Müslümanlık Peygamber Efendimiz'e inecek. Hazreti Muhammed'e bu da değil. Musevilik ise arkadaşlar İbranilere yani dünyaya inen ilk semavi din olarak kabul ediliyor. Yani doğru cevabımız C şıkkı. Bir de unutma bunlar kendi kafalarında şunu söylüyorlar. Musevi olunmaz, Musevi doğulur. Yani sen Musevi doğmadıysan o zaman bizden değilsin. Ve bunlar 1948 yılına kadar vatansız ne yaptılar? Yaşılar diyeceğiz. Budizmi biliyorsunuz. Çinsel bir felsefedir arkadaşlar. Teoizm ise yine aynı şekilde ama biz de burada semavi dini sorduğu için yani ilk tek tanrı inancını sorduğu için buna da Musevilik diyeceğiz. Şimdi gelelim değerli arkadaşlar bir hatırlatma yapacağız. Bu hatırlatmamız ne? Tabii ki 9. sınıf 1. dönem yazılı notları. Değerli arkadaşlarım unutmuyorsun 1. yazılı ve 2. yazılı ile ilgili tek tek sizin için özenle seçtiğimiz sorularımız var. Sadece tarihten ibaret değil edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi birçok konu yer alır. Peki tarih hangi sayfa arasında dersek? Tarih arkadaşlar unutmuyorsun sayfa 33'ten başlayacak ve yine ikinci yazılıya kadar önemli süreçleri tek tek ele ne yapmıştır? Almıştır diyorsun değerli arkadaşlarım. Şimdi gelelim her zaman yaptığımız gibi size mükemmel bir ödülü soru bırakıyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Kanalı beğenmeyi, kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.